Günaydın arkadaşlar. Bugün yolculuk devam. Evet, anlamadığım bir şey daha var. Niçin Mecidiyeköy'ünde burada yürüyen merdiven yok? Her yerde var ya. Bir tek burada yok, biliyor musunuz? Kuştepe'nin çıkışı buraya koymamışlar. Evet, günaydın tekrar. Evet, vira bismillah. Evet, bugünkü yolculuk kaynaşlı. Leş gibi sigara kokuyor var ya, leş gibi. Yani önceki adam sigara içiyordu, hiç arabayı havalandırmamış, leş gibi kokuyor. Şimdi bütün sabitler öbür arabadaydı, onun için bunda bir şey sabitleyemiyoruz. Gel bekçi dayım, gel. Bizim bugünkü yükleme yeri Beylikdüzü, yine aynı yer. Fakat iki yer varmış. Birisi Adapazarı, birisi Kaynaşlı olarak gidecekmişim. Dün arızaların hiçbiri silinmemiş. Yani dün bakıma girdi halde arızalar yine silinmemiş. Niye silinmemiş anlamadım. Gerçi orada ekranda çocuk baktı abi, hiçbir arıza görükmüyor etmiyor dedi ama yine de silinmemiş. Vay dayım makas atıyor. Bak bak bak, Volvo'ya bak. Baba baba baba, hoppa girdi. Lan oğlum yasak yasak, iyi para, yapma böyle şeyler. Adama bak lan, ne canavarlık yapıyor ya. Ondan sonra ceza geldi mi? Baba bana ceza geldi. Babası ödesiyek, kendi ödemez. Baba bana ceza geldi. Benim ufak oğlan da demişti öyle bir gün. Yemiş cezayı İstinye Bayırı'nda. Oğlum bu ne diye? Baba diye ben ne bileyim. Ne bileyim var mı la? Ceza sağ gelmiş işte, daha öde. Mecbur yine biz ödedik tabi. Evet, Erzin abiyle Erzurumlu Yakup. Yakup abiyle uğraşıyorlar. Onları döker misin, dökmez misin? Yakup abi, Erzurum'un neresi? Şenkhe. Oo. Ben de Pasinler'de çok kaldım, biliyor musun? Pasinler'de mi? He. Hasankale'de eski adıyla. Abi bilmez mi, gözüm. Niye? Düşürür mü? Bakacağım. Yok yok, Karslı'ya selam olsun. Prag Erzurumlu. Çekmiyorum Erzurumlu'yu. Baksana, kocaman halat vermiş Erzurumlu'ya. Vay maşallah. Yavaş. İşi biliyor Erzurumlu ya. Dayı kaçta? Öyle mi? Halat işini. Görüyor musun? Erzurumlu bilmiyor diyor. Ben yaptım diyor da. Erzurumlu'da kafa var mı? Var. Görmüyor musun? Benim gibi o da. Evet, bugünkü yüklememiz devam ediyor. Ne oldu, uykun mu geldi? He? Uyuma. Vay 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 vay, benim iş bitmiş bile. Benim iş bitmiş bile. Büyük Kaynaşlı. Ondan sonra önce Adapazarı var, onu vereceğim. Ondan sonra Kaynaşlı'ya girip yoluma devam edeceğim. Hayırlısıyla bugün de bir kurtaralım. Oradan da şu an Scania doluyor. Yüklendi. Scania'yı alıp İstanbul'a geri geleceğim. Şimdi demek ki fabrikada Erzurumlu'yla Karslı vardı. Onların biraz sıkıntıydı ya. Yani konuşmaları çok güzel, muhabbetler güzeldi ama hepsini yayınlayamadım, hepsini çekemedim. Ama arkadaşlar gerçekten iki arkadaş ama birbirleriyle bayağı şakalaşıyorlar. Bayağı şaka gırgır. Güzeldi yani. Ama diyorum ya, hepsini çekemedim. Çünkü biraz da anlarsınız işte, öyle dönüyor olaylar. Onun için vazgeçtim, fazla çekmedim. Evet, Adapazarı'na bir yermiş gideceğim yer. Ondan sonra da Kaynaşlı dedi. Kaynaşlı'ya doğru yolculuk devam. Hadi.
Evet arkadaşlar, şu an yine büyük bir kaza. Bu nasıl yapmış ki bu kaza ya? Allah korusun. Gerçekten çok büyük bir kaza. Araba yukarıya vurup yan yatmış doğrusu. Gerçekten yerde yatıyor şu an. Allah korusun ama çok büyük bir kaza. İnşallah şoför arkadaşa bir şey olmamıştır. Vay, denizin üstü var ya, dolu ara gemiler. Savaş gemisi var, yük gemisi var. Hem de benim mahalleme doğru gidiyor, ikinci köprüye doğru gidiyor hepsi. Gerçekten İstanbul bugün pırıl pırıl bir hava var. Yaz geldi artık ya, bundan sonra daha kara dönüm yok. Ulan bir arada şey geldi aklıma. Neydi lan, Cem Yılmaz mı ne? Toprak ateş, su deyip durup da bir şeyler yapıyordu ya, bir filmi vardı, o geldi bir anda aklıma. Sökeceğim, mavi yeşili sökeceğim, merak etmeyin. Mavi yeşile kafayı çakacağınızı biliyorum. O yeşili sökeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle bir gerçek var. Gerçekten Scania'da bilmiyorum ama ben rahat edemedim. Gerçekten Scania'nın tamam harika bir rotarları var. Ona diyecek lafım yok ama ne bileyim, kullanıyor olarak bana hiçbir rahatlık vermedi. Yani arabada ben bir huzur bulamadım. Belki araba 2005 model, ondan olabilir. Ha, araba kötü değil, araba çok güzel bir araba ama mandan sonra ne bileyim, bana her şey dar gibi geldi. Ama Actros da öyle değilim. Bakın şu an yayılmış vaziyette, kolumu koymuşum, arabayı otomatiğe bağlamışım, sadece direksiyon tutarak gidiyorum. Onun için Actros'u düşünüyorum. Actros gerçekten rahat etti ya. Daha önce de kullandım arabayı, rahat ettiğim bir arabaydı. Yine rahat ediyorum ama ben bu arada tabii ki Scania'yı kullanmadığım için bunun kararını vermemiştim. Önce dedim Scania'yı kullanacağım, ondan sonra bu arabaya geçerim diye düşündüm. Evet, Scania'dan sonra arabayı kullan, bunu karar verdim. Büyük bir ihtimalle de bu arabayı kullanacağım gibi geliyor. Çünkü bakalım yani, ama gerçekten rahat ettim ya. Yani Scania'nın alt yatağında hiç rahat edemedim ben. Scania'nın alt yatağı gerçekten bayağı dar bir yatak. Ha, yeni kabinlerine diyecek lafım yok. Highlife'lere diyecek hiçbir lafım yok. 10 numara arabalar yüksek Scania'dan. Hatta Topline'i zaten çok sevdiğim bir araba. Topline çok farklı bir araba. Yani belki de insanlara Scania'yı sevdiren, Vabis'i sevdiren tek araba Topline diye düşünüyorum. Yani Allah izin verirse şu arabanın bir elini ayağını toparlayıp bu arabada biraz hayatımızı sürdürelim diyorum. Çünkü ben kiloluyum. Aşağı yukarı 107 kilo olmuşum. Öbür arabada gerçekten yatakta bir türlü huzur bulamadım. Önce istirahat çok önemli. Yani önemli olan yorulduktan sonra o dinlenebilmen. O rahatlıktan dinlenmen gerekiyor ki yorgunluğun üstünden atasın. Öbür arabanın yatağından dolayı ben onda rahat edemedim. Ama geçen akşam mesela iki araba peş peşe Sinop'a gittik Mustafa'yla. Onda da işte benim arabanın aynısı dep vardı. Ne oldu? O rampalarda altına koyverdi. Ben saldım, indim. Yani 90-80 iniyorsun. Rotarların bir güzelliği o. Ha, rampada da bu araba 420, manda 440 olduğu için rampada tabii ki 20 beygir az bir şey değil yani. Bayağı yüksek bir güç yani. O da rampada beni yaladı, yuttu ama olsun. Yani sonuçta kararımı verdim. Dorseyi değiştireceğim. Bu rimali arkadan çıkaracağım. Öbür dorseyi, Scania'daki dorseyi buna takıp Allah izin verirse onunla biraz yürürüz diye düşünüyorum. Böyle daha iyi olur. Çünkü gerçekten bu arabada klima var. Bu arabada kışın rahat edebileceğin sulu Vebrosta var. Vebrostası sulu bunun. Önümüz zaten yaz. Klima çok önemli bir şey. Bu arabada Scania'da 2005 olduğu için bu özellikler yok. Bir müddet bu arabayla devam edeceğiz. Evet,
Sefa abi buralarda ama Sefa abiyi görüşemedik. O da Çerkezköy'e gelmiş. Sefa abi sana da selam olsun. Evet, geçen videoda dırdır ettiğim köfteciye geliyorum. Çünkü gerçekten bizim için tamam öyle böyle diyoruz ama şu an otobanda ucuza yediğimiz, hizmet gördüğümüz tek yer diye burayı düşünüyorum zaten. Zaten bu adam bütün testleri güzel. Tek canımı sıkan işte benden peşin para alması. Yani ona da üzülüyorum. İnşallah yakın bir zamanda da bu peşin para olayını kaldırabilirler. Ya olsun ya. Para vermeden giden de olsun. O da onun zekreti olsun. Belki adamın hiç parası yok. Karnı aç. Evet ya, bir de öyle bakmak lazım. Belki adamın karnı aç. Parası yok cebinde. O da yesin gitsin. Biz onu öderiz. Evet. Sağdaki oyuncağı görüyor musunuz be? Ona ben hayatta binmem işte. Bu ne ya? Dönüyor dolanıyor havalarda. Sakın ha, sakın ha, sakın ha. Harbiden ha, dönen şeylere benim acayip yani sıkıntı olur bende. Baksana. Yuh be dayı ya. Ne çığlık var onun içinde şu an var ya. Ne bağırıyorlar, ne çığlık atıyorlar. Luna Park. Evet, Luna Park'taki alet. Adı neyse. Kullanmayalım biz. Evet, bu arada bir şey daha söyleyeyim size arkadaşlar. Tuncay abi, görme engelli bir abimiz. Hep şunu söyler bana. Aydın, biz senden çok mutluyuz. Abi diyorum, niye diyorum? Yani benim videolarımı seyrediyor, ediyor. Biz senden bu yolu yaşıyoruz diyor. Sungurlu'da oturuyor. Memur bir abimiz. Biz senden bu yolları çok güzel yaşıyoruz diyor. Abi dedim, fakat görme engeliniz var dedim. Yani nasıl oluyor ki dedim. Ben bunu çok merak ediyorum dedim. O da şunu dedi bana. Senin anlatman yeterli diyor. Senin oyunu seviyorum diyor. Sen anlattıkça diyor, biz onu yaşıyoruz diyor. Onun için diyor, devamlı anlat diyor. Tamam, gerçekten görme engelli birçok arkadaşımız var. Onlara da selam olsun. Normal engelli arkadaşlarımız da var ama görme engelli arkadaşlarımızın da bizi seyredip de bizle yolculuk yaptığını anlatması, beni diyor gittiğin yerlere götürüyorsun diyor. Yani o hayatı bana yaşatıyorsun diyor. Teşekkür ediyor. Tuncay hocam, sana da çok selam olsun. Gerçekten Allah kimseyi engelli yapmasın. Ama şu bir gerçek var. Hepimiz engelli adayız. Herkes dikkat etsin kendine. Evet, Kartepe yazısı var ama artık Kartepe'de kardı erimiş vaziyette. Şu an tepelere bakıyorum. Sezon bitti demek ki, her şey hayırlısı ama bundan sonra kaymışı yok. Allah Allah, dur bakayım lan. Ha, bu bizim Muza değil mi lan? Sacıklamış. Bu Muzaffer'e benziyor. Vallahi Muzo. Vay Muzo. Muzo, ne haber Muzo? Vay ya, Muzaffer'e baksana. Kardeş ya, canım var ya, seviyorum bu çocuğu. Pırıl pırıl tertemiz bir çocuk var ya. Ama üstünde bayağı bir 25-26 ton bir tonaj var. Tek parça rulosu var. Muzaffer, hakkını helal et, duramayacağım. İşim çok. İnşallah görüşürüz kardeşim. Çünkü bu 2-2 de indirip yoluma bakmam lazım. Vay Muzaffer'im be. Evet, kayak sezonu bitti. Kartepe kapandı. Artık piknik zamanı başlar. Baksanıza, doğa uyanmış şu an, çiçekler açmış. O açan var ya, ilk açan her zaman erik ağacıdır ha. Bu erik ağacı nedense aynı bu sazan balığı gibi. Her oltaya gelir ya sazan. Erik ağacı da öyle, hemen açıyor. Az bir güneş görsün hemen açıyor. Sazanın atladığı gibi erik ağacı da hemen atlıyor. Dur gelsin Muzo'yu da bir göreyim, bir daha gidelim ya. Gel Muzo, gel.
Dali'nin kornası gerçekten Dali Dali'ydi. Ben diyorum ya, bu tırcıları, bu gençler bu mesleği sevdiriyor. Bu gençler pırıl pırıl, tertemiz, ahlaklı, düzenli. Bir gencimiz var şu an tır şoförü olarak çalışan. Hepsinden de Allah razı olsun. Gerçekten altın gibi çocuklar. Al bu çocuk da öyle. Gerçekten altın gibi çocuk yani. Muzaffer'in taşıdığı yük bir tane saç. Arabaya koymuş bir tane saçı gidiyor. Böyle bir tane saçtan olur mu bu işler Muzo? Ama ne yapsın çocuk, 26 ton geliyor. 25-26 ton o bir tane saç. Bundan 3 tane koysa araba 75 ton olur. Aynen mafiş yerinden kalkmaz. Kalkar gerçi Scania. Gider. Ha arkadaşlar, bir de demin yanlış anlamayın beni. Bu Scania ile ilgili yani ben 2005 model araba olduğu için yatağında filan eski model bir de. Ondan dolayı ben sıkıntı ettim. Yani beğenmemezlikten veya ondan bundan dolayı değil. Ben gerçekten rotarlarına diyecek hiçbir şey yok. Mesela şu an Muzaffer'in kullandığı Scania 10 numara bir araba. Yeni modeller rahat, kullanışlı, düzgün. Ama şimdi o 2005, bu da 2006 Actros. Yani şu an bunda yani biraz daha rahat ederim diye düşünüyorum onun için. Ama rotarları arayacağız tabii. Tabii ki şu an Muzaffer 10 numara arabanın üstünde şu an Scania'nın. Yani oradan şu hemen yazarlar, ben bunu hep biliyorum. Bir şey söylediğin zaman ya abi işte niye beğenmiyorsun, niye etmiyorsun? Ya beğenmezken değil. Şu an 20 milyarlık araba bile benim için 10 numara araba. Evet Yalçın abiyle aynı sahne. Ayrılık zamanı geldi. Hadi güle güle. Evet o yana, ben bu yana. Evet bu aynı sahne Gerede'de yaşamıştık. Yalçın abiyle böyle denk geldi. Evet şu an ilk yeri indirdik. Adapazarı'na, sanayinin içinde bir yer burası. Hemen kaçalım. İkinci adres bizi bekliyor. Gerçi 5 palet yükü vardı. 2 palet de kapağı vardı. 7 palet. 2 dakikada hallettik işini. Fakat yine yani bir terslik var. Harbiden terslik var. Adamda portif var, transpalet var. Adamın tek dediği laf ne biliyor musunuz? 5 palet bak, 5 palet için. Yanları açar mısın? Abi dedim, senin transpaletin yok mu dedim. Var dedi. Dedim ver dedim, 2 dakika dedim. Hani madem bugün cumartesi kapalı biliyor musun iş yeri? Ver dedim, ben dedim 5 palet yani. Zaten 50 kilo yani 20-30 kiloluk bir şey yani. Paletler ağır bir şey değil. 2 dakika dedim, ben çekeyim sana vereyim, sen al dedim. Yanlar açmaktan iyidir dedim, uğraşmayalım dedim yani. Ha o zaman dur dedi, transpalet var dedi, bir tane vereyim onu al dedi. Ya yok böyle bir şey ya. İnanın ki yok böyle bir şey ya. Ben anlamıyorum, gidiyorum işlerden. Allah rahmet eylesin bakın. Ölünce böyle güzel mezar taşları. Allah nasip eylesin, bana da eylesin, bana da. Evet arkadaşlar görüşürüz, bu ölümün şakası olmaz. Allah herkese hayırlı ölümler nasip eylesin. Evet, Kaynaşlı'nın içinde, yani Kaynaşlı otobandan çıkar çıkmaz hemen solda bir mahalleye girdim, bir köy. Bu yolu gerçekten her zaman merak ediyordum, bu nereye gider? Yani çünkü otobanın yanıyla olan bir yol bu. Otobanla paralel olan bir köydü. Hep bu köyü merak etmiştim. İlk defa da denk geldik. Yük indireceğim yer buradaymış çünkü. Oh, karalahanalar, pancarlar dolu. İlçe jandarma. Neymiş? Darı yeri Yörükler Köyü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vay be, Nexat tabelası var ya. Bakat var ya, bahçelere pancar dolu var ya. Lahana dolu. Aha geliyor geliyor. Yoğurt fabrikasının arabası. Bu yoğurda gidiyoruz. Tamam, doğru yoldayız demek ki.
ne bileyim ya, insanlar bakın şu an toprağın içinde ne güzel. Yani ayağınızı evden çıktığınız gibi bahçeniz var, lahana ekeceğiniz yer var, mısır dikeceğiniz yer var. Güzel bir şey ya. Yörükler ki ya. Demek ki buradakiler yörük o zaman. Ana bahçe bomboş ya. Satılık mı dayı? Alalım ha burayı. Vallahi burada iyi tavuk bakılır ha. Hani diyorlar ya, şimdi meşhur oldu. Gezen tavuk mu yürüyen tavuk mu ne var ya. Yumurtası iyi para diyor ya. Aha bak yürüyen tavuk. Bak aha, burada da var. Kilo vermemiş ama yürümekten. Hayt, kaç oradan. Evet, sol taraf fındıklık. Hep fındık ağacı. Normalde buradan otoban kenarından geçerken hep korna çalmıştırım bu köye. Bilmiyorum, hoşuma gidiyordu. 200 metre sonra sağa dönün. Tamam abla, döneceğim söz. Evet, Allah rahmet eylesin. Sol taraf köyün mezarlığı. İşte buradaki mezarlık hiçbir zaman kaybolmaz ya. Şehirlerdeki gibi değil. Ben de istiyorum. Abla neresin? Ha tamam. Yani ben de diyorum Allah korusun başıma bir iş gelirse beni köye getirin diyorum, köyde gömün. Normalde İstanbul'da tabii ki aile mezarlığımız var. Var ama ne bileyim ya. İstanbul günün birinde mezarlıklar kalkabilir ama köyünde kalkmaz. Evet, fındık bahçeleri, hep fındıklar püsküllenmiş. Demek ki bu sene güzel fındık olacak. Püskül var. Bayağı püskül var. Köyün yolları. Beni köyümün sularında yıkasınlar. Evet, sağ taraf tavuk çiftliği. Yürüyen tavuk değil ama bunlar yatan tavuk. Yürüyen tavuk olsa. Aa, yürüyen inek var burada. Hayvan ne güzel. 60 bahçeye. Ana, sakırtlak dolu la bura. Harbiden ha. Baksanıza. Şu beyazlar var, hep sakırtlak. Ula, bundan ne güzel kavrulur ya. Niye toplamıyorlar bu sakırtlakları? Vallahi ne güzel sakırtlak var ya. O beyaz beyaz toprağın dibinde onun altları var. O altlarını yiyorsun. Soğanla falan kavuruyorsun. Yemeği oluyor. Güzel oluyor ya o. Evet, hep merak ettiğimiz köy diyordum ya deminden beri. O köyün de bir de otobanın da altından geçeceğiz. Dayı kurtarmıyor. Kurtarır mı lan benim bu? Gel! Pat pata baksana ya. Duruyor! Kaç silindir o ya? Vay vay vay. Hacı, ehliyet var mı? Yok. Lan niye sürüyorsun, ehliyetin yoksa? Pat pat güzeldir ha. Neyle makine, pancar değil, ne yok? Bilmiyorum Allah'ım. Lan bilmediğin şey, buradan benim tır sığar mı lan? Vallahi gelip geçiyorlar ama ileride sığar. Allah Allah, 4 metreye uzayın. Bas bakayım var gaza. Hay maşallah, kendine iyi bak. Abi 4 metre 1 değil ya. Tırsıyorum abi işlerden var ya. Abla önce bir tüneli geçelim. Çatalın sağından gideceğiz de bir geçelim. Söyle abla, nereden? Çatalın sağından mı? Tamam. Baksana, tavana hep sürtenler olmuş ya. Oy! Araba tahliye etti, pisletti ya. Derler ya, tünelin ucunda ışık var. Evet, tünelin ucunda ışık var. Fabrikayı zaten yol kenarında devamlı görüyordum. Çamlıbel diye.
aslında yöresel yoğurttur. İsteyelim ya, belki yerik ya, bu tarafta üretiliyor. Hep İstanbul'da yediğimiz Ahmet Mehmet yoğurtlarından belki farklıdır. Ve şimdi nereden gireceğiz? Tamam abla, bulduk hedefi. Hedefte sıkıntı yok ya. Nagara'da ölüm yok. Geldik yerimize. Allah'tan ki bu yandekisteki var ya, hiç kızmıyor bize. Her şey diyorum ona. Bazen onunla dertleşiyorum bile, yandekistekiyle ya. Ne yapayım? Öyle yerlere gidiyoruz ki Allah razı olsun, soruyoruz ona, o da söylüyor bize. O da olmasa var ya, yandık. Evet, İstanbul. Ben şu tatları seviyorum. Yani gittiğim birçok yerde, yani gazozu olsun, böyle değişik yoğurtlar olsun, ayran olsun, seviyorum. Niye derseniz, İstanbul'da bıktık artık hep aynı marka aynı marka yemekten. Valla bu markadan arayacağım, bakacağım buralarda var mı? Varsa hatta şimdi isteyeceğim de ya. İsteyeceğim de. Baksana, Nasrettin Hoca tutturmuş mayayı. Selamun aleyküm. Çamlıbel bura abi he. Abi yoğurt kabasını nereye koyacağız? Tamam. Bakın bakalım ben ne yapıyorum. Harbiden güzelmiş ya tadı. Evet arkadaşlar, bu arkadaşlardan yoğurt alın. Bu yoğurtmuş, bu ayran. Sağ olsun, hem de soğuk soğuk var ya, öyle iyi gittik ya ayran. Ama lezzetliymiş, güzelmiş. Evet, burada işimiz bitti. Şimdi bu arabayı suya bırakacağım. Ve bir Scania'yı alıp doğru yoluma devam. Artık arabaya geçelim. Bütün tesisatımız, her şeyimiz o arabada çünkü. Ve Scania'da görüşürüz. Hoşçakalın. Yıldız'dan bu kadar. Evet, sonunda akşam ettik ya. Sabah oradan gel, buradan gel, şuradan git derken en sonunda Akyazı'ya geldik. Evet, sürükleyeceğimiz yere doğru adım adım geliyoruz. Ama gün bitti yani, bugünü bitirdik. Ama şükürler olsun, işimizi gücümüzü de hallettik. Arabamı da yüklemişler sağ olsunlar, Fethi. Kardeşim benim ya, vallahi Allah razı olsun ondan. Arabamı yükleyip hazırlamış. Şimdi arabamı alıp hemen yola çıkacağım. Hiç zaman kaybetmeden direkt evime gideceğim. Evet, tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle diyeyim, kısacası bugün Aktros'tan geçen akşam geçtim karşıya, yükümü boşalttım. Tekrar bu tarafa geldim. İşimi hallettim. Yüklendim. Allah razı olsun çocuklara, Fethiye'de, Aslı'da çalışan herkese. Arabamı yüklemişler, Scania'yı. Şimdi onu aldım, yükledim. Günlerden cumartesi akşamı, Allah nasip ederse evime gidiyorum. Önce arabayı sıraya yazdırıp oradan evime. Haydi bismillah. Genelde mazot deposu dolarken ağlanır mı veya sevinilir mi bilmem ama vallahi burada öyle bir şey yazıyor. Ağla git diyor. Bugün de öyle olsun, ağla git olsun bakalım, hadi. Dolduralım da paramızı verelim de gidelim. Evet arkadaşlar, bugün de yani yaptığımız bayağı güzel şeyler oldu. Kısa zamanda yani. Kısa günde güzel işler bitirdik. Şu birkaç gündür maşallahımız var. Aynen bu maşallah devam.
karar veremiyorum. Bir ona biniyorum. Diyorum ki öbürüne geçeyim. Sonra bir vazgeçiyorum. Buna geçeyim. Vallahi karar veremiyorum. Bu kararsızlığın içinden nasıl çıkacağım onu da bilmiyorum. İnşallah çıkarız bu kararsızlığın içinden. Evet arkadaşlar. Bu gece bu kadar. Yatarız.